Şimdi korsu tedavisinde aslında üç tane aktör vardır. Bunların bir tanesi doktor, diğeri aile ve çocuk. Üçüncüsü ise korseyi yapan kişidir. Bu üçünün kendi aralarına çok iyi bir iletişim kurması gerekir. Yani korsecinin doktorla iyi bir ko e kooperasyon kurarak ve çocukla da iyi bir kooperasyon kurarak çocuğa korseyi sevdirecek şekilde güzel bir korse hazırlaması ve doktorla kurduğu kooperasyonla da korsenin yeterli olup olmadığı ...eğer e, korse bir takım modifikasyonlar yapılması gerekiyorsa bunları iyi yapması gerekir. E, aileye düşen görev ise e, çocuğa özellikle korsenin e, iyi bir şekilde kabullenmesini sağlaması... ...ve çocuğun korseyi önerilen e, periyotlarda yani 23 saatlik e, düzenli kullanım alışkanlığını... ...kazanıp kazanmadığını iyi kontrol etmesi e, önemli görevlerdir. Üçüncü olarak doktor ise... Hem çocukla iyi bir iletişim, aileyle iyi bir iletişim kurmalı hem de korse e, yapan kişinin yaptığı işi kontrol ederek ve etkin olup olmadığını denetleyerek e, korset tedavisini yürütmesi gerekir. Dolayısıyla bu kooperasyon e, iletişimi iyi sağlanırsa korset tedavisi de e, sanılandan çok daha fazla oranda başarılı olabilir.